Uzundur böyle bir videoyla çıkmamıştık karşınıza değil mi? Bir ürün inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Bahsedeceğimiz ürün Philips'in 3-in-1 hava temizleyici cihazı. Hava temizleyici, soğutucu, ısıtıcı. Zaten 3'in 1'i de Bu. hemen bir eleştiriyle başlayabilir miyim? 3'in 1 deniyor ama 2'in 1. Bu hava temizleme aleti adı altında satılıyor. Okey. Ama hava temizlemesi tek başına çalışmıyor. Ya sıcak veriyor, havayı temizliyor, ya soğuk veriyor, havayı temizliyor. Bu cihaz 42 metrekareye kadar odayı temizlediğini iddia ediyor. Cihaz hem HEPA filtreye sahip hem aktif karbon filtresine sahip ama bu filtre böyle değiştirilebilir bir filtre olarak değil de yani süpürgeyle temizlenebilir bir filtre olarak göstermiş bunu. Yani hatta bu şekilde anlatıyor Philips bu ürünün tanıtımını yaparken. Bunu bir artı olarak belki söyleyebiliriz. Yani Evet. filtresini sık değiştirmeniz gerekmiyor. Büyük ihtimalle uzun kullanımda değiştirmeniz gerekir. Daha önce hemen buraya bir yere koyarız. Xiaomi'nin hava temizleme cihazını biz kullanıyorduk. İncelemesinde çekmiştik. Çok memnunduk. Xiaomi'de biliyorsunuz lazer sensör vardı ve zırt pırt filtre değiştirmeniz gerekiyor. Evet, de bu da çok maliyetli bir şey oluyor. Zırt pırt değil ya. O Yani niye kadar da. bayağı 4 ayda bir, 5 ayda bir Evet. değiştirmek gerekiyordu. Yani o bir negatifiydi. Bu cihazın bence Böyle de çalışıyor işte, bir gördüğünüz olumsuz üzere. özelliğinden bahsedecek olursak. Bu cihaz Xiaomi'de olduğu gibi mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen bir cihaz değil. Manuel olarak üstünde tuşları var. Dokunmatik bir şekilde oradan kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca arkasında bir de mıknatıslı şöyle bir kumandası var. Buradan da yine yapmak istediğiniz her şeyi işte soğuk sıcak, fan ayarı, açma kapama, zaman ayarlama vesaire işlemlerini buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz evimizde bizim evcil dostumuz var. Rinoşumuz var. Rinoşumuzun tüylerini Xiaomi çok güzel topluyordu. Hava kalite indeksini çok güzel gösteriyordu ve hiç kapatmıyorduk onu. Devamlı çalışıyordu ve fan sesi de rahatsız etmiyordu. Yani normal duymuyorsunuz bile. Yani çok düşük desibelli bir ses çıkartıyordu. Zaten otomatik ayarı vardı. Kendi havanın kirlendiğini algıladığı zaman hu diye çalışıyordu. Kapanıyordu. Ve ama devamlı biz müdahale etmedik. Biz yine hava temizleme fonksiyonu için aslında bu aleti tercih ettik. Ama devamlı çalıştıramıyorsunuz. Otomatik bir fan ayarı yok. Artı bence bu alet hava temizleme aleti değil. Değil. Çok güzel soğutuyor Yani mesela. vantilatörün bir üst sınıfı gibi ondan sonra ve bence ısıtması da çok muazzam. Yani bir hava temizleyici alacaksanız bu kesinlikle doğru cihaz değil. Değil. Ama bir ısınma ve soğutma için bir hani iklimlendirme cihazına ihtiyacınız varsa beraberinde bir hava temizliği de yapsın derseniz evet bu ürün tercih Harika edilebilir. iş görüyor. Isıtma fonksiyonunu yeni yeni kullanmaya başladık. Orada da benim dikkat ettiğim şöyle bir şey var. Ortamın derecesini hızlı yükseltiyor ve hemen soğumuyor ortam. Bence bu ekstra önemli bir şey. Bir de cihaz ısınmıyor. Cihazın ısındığını Evet, o fark çok iyi. etmiyorsunuz. Bu bence güzel bir şey. Çünkü yani bir elektrikli ısıtıcıyı ne bileyim kapattığınızda en azından 15-20 dakika Yok dokunamazsınız canım, yani o istediğiniz gibi alete. taşıyabiliyorsunuz istediğiniz Aynen. yere. Bu O çok alette rahat öyle bir bir şey. şey geçerli değil. Bence tasarımı falan da güzel ayrıca. Yani Tasarımı birini andırıyor bize. biraz şeye benziyor. Avrasya Tüneli'nin girişine de Ya bir benziyor. TEB'in bir tane bankamatiği vardı, ona da Ona benziyor. da benziyor, evet. Isınma ve soğutma fonksiyonlarını yerine getirirken dönebiliyor. 60 derece, 120 derece ve 350 dereceye kadar dönebiliyor bulunduğu bölgede. Yani neredeyse tam tür Evet. dönüyor. Yani bu da güzel bir özellik. Hani ortaya koyduğunuz durumda bütün odayı çok rahat bir şekilde soğutup çok rahat bir şekilde ısıtabiliyor. Benim bu cihazda yaşadığım iki tane büyük sorun var. O yüzden tercih edilmesi soru işareti olan bir şey. Bir, hava temizleme özelliğinin tek başına kullanılmıyor O çok olması. büyük dezavantaj. Çok. İkincisi de yani sürekli bir kullanımda gürültünün sizi gerçekten çok Ha. yoruyor olması. Yani televizyon izlerken açtığınızda ısınmak için böyle şey oluyorsunuz. 3 seviye fan ayarı var. İlk seviyede görece sessiz çalışıyor. Seviyeler arttıkça böyle yani 3. seviyede gerçekten böyle bir aspiratörle yarışır. Hava temizleme cihazına ihtiyacımız Evet. vardı ve havalar çok sıcaktı burada. Ve bir şekilde serinleme ihtiyacımız da vardı. Kışın da burada zor geçeceği söylendiği için dedik ki ısıtıcı, soğutucu, hava temizleme. Mükemmel bir birleşim bizim Evet. için. Yapıştırdık, geçtik. Açıklama kısmında Instagram hesaplarımız var. Oralardan bizi takip edebilirsiniz. Kanala abone olmanızı rica ediyoruz. Videoları Bu beğenmenizi önemli. rica ediyoruz. Özledik. Böyle videoları Evet. özledik. Biz çekmeyi özledik. Sizler bakacağız, izlemeyi özlediniz mi? Bakalım Göreceğiz. göreceğiz. Göreceğiz.
Bize başka şey ürünü gönderebilirsiniz. Bunu da bir alıp inceleyin vesaire diye. Çünkü aile bütçemize... bizde para çok iyi. Aile bütçemize bir bakarız. Alabilir miyiz? İhtiyacımız var mı vesaire. İade olmasa... edebilir miyiz? Evet. Kiralarız yani. Bakarız ondan sonra. Hani siz isteyin biz yapalım falan. Öyle bir kanal olsun. İşte bu, bu ya. Bu aletle alakalı başka sorunuz olursa yorumlar kısmına yazın. Yorumlar oralardan... kısmına yazın ama tamam mı? Yorumlar. Oradan cevap veririz. Ya ama şunu beklerdim ben Philips'ten. Bunu yapmışsın arkadaş. Bak bizim evde Philips Bridge var. Philips Hue kullanıyoruz. Ya bağlayayım ben bunu ya. Telefonumdan yöneteyim ya. Çok mu zor ya? Kaçıncı yüzyıldayız? Bir de tek başına hava temizlesin. Gözünü seveyim evet. Ya. Üçün bir diye satma ya. Evet. Bildiğin marketing oyunu bunlar. Cihazı almak isteyen olursa bize ulaşsın. eBay'e koyarım hemen abi. Hemen. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bye bye. Bye bye. Abone olun.